Çin sarayını 40 çerisiyle dağıtan Kürşat atamızla kuruldu bu devlet. Mete Hanımız çerisine nizam verdiğinde kuruldu. İsa Efendimiz'den 1299 sene, hicretten 699 sene sonra Ceddim Osman Gazi'nin çadırını kurduğu Söğüt'te kurduk bu devleti. Fatih Sultan Mehmet Han 1453'te İstanbul'u fethettiğinde tarih Osmanlıların adını bir daha unutmamak üzere aklına kazıdı. 1526 yılında Mohaç Meydanı'nda 2 saatte Haçlı ordusunun göbeğine zafer bayrağını diken de Kanuni Sultan Süleyman'dı. Biz Mohaç'ı kazanmak için Malazgirt'te, Malazgirt'e varmak için Pasinler'de savaştık. Bizden evvel tahta çıkanlar gibi biz de Allah'a devletimizi daim kılsın diye dua ettik. Saltanat nasip olduğunda gençtim. Osman Gazi'den, Fatih Sultan Mehmet'ten, Yavuz Sultan Selim'den, Kanuni Sultan Süleyman'dan emanet aldım bu devleti. Yaşatmaktan başka gayem olmadı. Tahta çıktığımda amcam Sultan Abdülaziz Han katledilmiş, Ruslarla savaşa girilmişti. Ordu hazır değil, devlet hazır değildi. 93 Harbi'nde büyük acılar yaşadık. Harp sahrasında kaybettik, masada kazanmaya çaba ettik. Devlet yoksuldu. Memlekette okul yoktu. Ordu köhnemişti. Silahlarımız çağın gerisindeydi. Saltanatım boyunca bunlarla mücadele ettim. Yunan Harbi nihayet erdiğinde zaferle yıllar sonra tekrar tanışmış bir devletin padişahıydım. Türk'ün kadim devleti, türlü belalarla, kirli oyunlarla ne ilk ne son kez karşılaşıyor. Tarih devam ettikçe, felek döndükçe, imtihan sahrasında Allah'ın adını yükseltmek isteyenlerin ordusu savaşacaktır. İşte bu yüzden devlet tertip yapar, kötü gün gelip çattığında harekete geçer. Osmanlı Hanedanı topyekun bütün erkekleriyle imha edilirse, Sultan 1. Ahmet zamanında alınan bir kararla tahta Türk hanedanlarından Kırım Hanlığı'nın Ekber ve Erşad olanı geçer. Eğer Kırım Hanlığı'nda da erkek kalmamışsa, devletin başına Mevlevi Postnişi'nin geçeceği kararı alınmıştır. Bu kanunnameyle Kırım Hanı'na ve Mevlevi Postnişi'ne işareti götürecek bir teşkilat kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in
İstanbul'a girdi, beyaz atının soyundan atlar yetiştirir bu teşkilat. Bu atlar yağmurun kırbaçlarına teslim olmaz. Bu atlar toprağın setlerinden uçarak geçer. Bu atlar devletin kurduğu bu teşkilatın nizamıyla eğitilmişlerdir. Bu atların ne bir ulak gibi yolu kesilip taşıdığı havadis elinden alınır, ne de bu atlar yolunu şaşırır. Şüphe çekmezler. Düşmanın gözünden uzaktırlar. Nefislerine uyup gaflet uykusuna yatan ulaklar gibi uyumazlar. Türk, tarih sahnesinden hep atıyla geçmiştir. Çevir tarihi, işit. Nal sesiyle, kızrak sesiyle Bizans'ın surları dökülmüştür. Devlet nizam koyar milleti yaşatmak için. Hanedan Osman tükenirse ne gam olur. Devlet her vakit tedbirini almıştır. Muhakkak yere düşeni bir kaldıran çıkacaktır.